Durun. Nereye götürüyorsunuz kızımı? Sakin ol anne. Bazı sorulara cevap vermek için memur beylerle emniyete gidiyorum. Ama neden? Oğlum, kızım daha yeni doğum yaptı. Evde 10 günlük bebeği var. Yani beni diziden kovduğunu Selim biliyor mu? Elbette. Kovmamı o söyledi. Bunu bana yapamazsınız. Kontratım var. Sözleşmem var. Tazminatın neyse verilecek. Merak etme. Ne sordular sana? Selçuk eniştemin gönderdiği iki adım. Neden? Bir suç mu işlemişler? Dün ölü olarak bulunmuşlar. Sana aşık olmaya başlıyorum galiba. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor Selçuk Bey. Tabii. Ama önce kimliğinizi görebilir miyim? Tamam mı? Tamam. Aysucuğum, babanlara haber ver, Ziya Bey'i bulup göndersinler. Sıtkı evleniyormuş. Barış'ı almak için de dava açacakmış. Korkmana gerek yok. Sadece dava açabilir. Bu Barış'ı alabileceğini göstermez. Eminim yakında oradan çıkacak. Onu çok seviyorsun değil mi? Ben de çok. Selçuk'u sorgu için içeri aldılar. Herhalde haberin vardır. Evet var. Bak Duran. Onun başı yanarsa senin de yanar. Bu işe bir çare bul. Daha kaç kere soracaksınız? Ne istiyorsunuz benden? Sen doğru cevapları verinceye kadar soracağız. Bir şeyler sakladığını biliyoruz. Hiçbir şey saklamıyorum. Niye anlamıyorsunuz? Deniz'le aslında çok farklıydık. Yetiştirilişimiz, ailelerimiz. Olmazdı. Anlıyorum. Peki sen niye evlenmedin? Kendime uygun birini bulamadım. Bu işler zaten biraz da kısmet işi. Selçuk. Canım. Seni beklerdim. İçeri geçelim mi? Böyle kapı önünde mi konuşacağız? Hiç olur mu? Gel. Barıştığımıza o kadar seviniyorum ki. Senden daha fazla uzakta kalmaya dayanamazdım. Bugün sete gitmişsin. Pasta da götürmüşsün. Evet. Herkesten özür dilemek istedim. Sinirlerim çok bozuktu. Kimseyi kırmak istememiştim. Özellikle de seni. Bunlar boş çabalar kızım. Ne diyorsun? Diziye dönmeyi düşünüyorsan unut. Ama barışmadık mı? Beni affetmedin mi? Hayır. Artık seninle hiçbir ilgim kalmadı. Buranın kirasını da ödemeyeceğim. Sözleşmeyi feshettim. En kısa zamanda buradan taşınmalısın. Ama niye? Selim yapma. Benim seninle uğraşacak zamanım yok. Devamlı kıskançlıklar. Sette olay çıkarmalar. Artık yeter. Selim. Sana söz verdim. Davranışlarıma dikkat edeceğim. Hayır. Bitti Tülay.
Buraya kadar. Bugün Murat bizi tamirhanede görünce ne sevindi ama. Sayende yüzünde güller açıyor çocuğun. Bir de sen arada bir moralini bozmasan daha mutlu olacak tabii. Aa, ben ne yapmışım ki? Hadi hadi. Ne işler karıştırdığını benden iyi biliyorsun. Numara yapma. Dayanamadım. O kadar saptı ki. Cengiz dediğinde yüzü kül gibi oldu. Murat baklava ısmarlamak istediğinde benim yüzümün halini görmeliydin asıl. Daha durun, size ne sürprizlerim var. Lütfen Lale, yapma. Niye? Murat çok şeker bir çocuk. Yoksa alınmış mı? Benim yüzümden aranızda problem çıkmasını istemem. Yo. Zaten başka bir problemimiz var. Onu çözmeden bu ilişkinin ilerlemesi imkansız. Karısını mı kastediyorsun? Evet. İlk tanıştığımızda boşanmak üzere olduğunu söylemişti. Bir daha da bu konu üstüne konuşmadık. Belki de sana haber vermek için boşanma işlemlerinin tamamlanmasını bekliyordur. Sence bana bahsetmesi gerekmez miydi? Hanım, çay geliyor mu? Getiriyorum, şimdi getiriyorum. Uzun zamandır böyle keyifli uyanmamıştım. Fırsat bu fırsat ağız tadıyla bir kahvaltı yapalım değil mi ama? Haklısın baba, her şey yavaş yavaş düzene giriyor. Selçuk'u bu kadar çabuk bırakmalarına şaştım doğrusu. Bizim de biraz katkımız oldu herhalde. Yani Mustafa, benim bile haberim olmadı ya. Buyurun babacığım. Sağ ol yavrum. Bilip de ne yapacaksınız? Önemli olan damadın kurtulmuş olması. Aysu ablam kim bilir sevinçten nasıl havalara uçmuştur. Sevinmez mi? Canım kızım. Öyle üzülüyordu ki. Gece niye bizde kalmadılar? Biz de görmüş olurduk. Bir an önce evlerine gitmek istediler. Oya uyuyordu, o bile göremedi. Bir tek Arif uğradı. Selçuk enişte yalnız kalıp dinlenmek istemiştir herhalde. Haklı çocuk. Onca gerilimden sonra. Ben açarım. Belki babamlardır. Alo. Anneciğim. Sizi çok özledim. Teşekkür ederim canım. Yanımda olduğuna hala inanamıyorum Selçuk. Daha uzun bir süre seni göremeyeceğimi sanmıştım. Kimsenin gücü beni senden daha fazla ayrı tutmaya yetmezdi. O adamı da acıyorum aslında. Hani şu suçu üstlenmiş olana, Turan gibi bir adamın maşası olup hayatını mahvetti. Evet ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu adamlar böyle yaşıyor. Aman bizden uzak dursunlar da. Bu olaylar beni o kadar yordu ki sinirlerim alt üst oldu. Biliyorum sevgilim. Şu lokantanın tadilat işi olsun, şehirden biraz uzaklaşıp rahatlayacağız. Benim arada bir butiğe uğramam gerekebilir. Bugün Oya'ya çizdiğim koleksiyonu teslim edeceğim. Onunla bir çalışma programı çıkarmalıyız. Dün gece onu göremedim. Oysa bir özür borçluyum. Ne dersin? Akşam Oya'lara gidelim mi? Olur, Oya'yla konuşurum. Bu kesin ablamdır. Başka hiç kimse kapıyı böyle çalamaz. Tamam tamam, geldim. Buyurun. Selçuk, canım. Nasılsın? İyiyim abla. Dur, boynumu koparacaksın. Merhaba dayı, seni çok özledim. Sağ ol canım. Geçmiş olsun Aysu. Duyunca inanamadım. Eyvallah enişte. Oh, çok şükür. Buyurun. Hoş geldiniz. O kadar korktum, o kadar korktum ki. Ama görmeme abla de izin vermediler. Senin yanında aylarca hapiste yattım sanacak. Abartıyorsun ya yani biraz ha. Neyse, bunları boş verin bakalım da şimdi nasılsınız onu söyleyin. Bana kalırsa karışma derim. Kendi bilecekleri iş. Merak ediyorum. Sorup öğrensem ne zararı var? Oğlumun kötülüğünü ister miyim hiç? Ece'yi seyretmeye doyamıyorum. Oya onu emzirirken görseniz öyle masum, öyle güzel ki. Tabii evladım, sen de öyleydin. Hala da benim biricik oğlumsun. Ana babalar çocuklarının büyüdüğünü bir türlü kabul etmek ya istemezler. Doğru söylüyorsunuz aslında. Arif, seninle biraz bir şey konuşabilir miyiz oğlum? Ne oldu anne? Maddi durumun nasıl, merak ediyorum da oğlum. İdare ediyorum anne. Öyle amşam kazanmıyorum. Ama elime fena da para geçmiyor. Niye sordun anne? Oya'nın hem bir atölyesi hem de bir butiği var. Kranın yanında boynum bükük kalsın istemem oğlum. Oya ile aramızda ayrı gayrı yok anne. Para konusunda bir günden bir güne sorunumuz olmadı. Tamam Arif'cim, de ben de senin iyiliğini düşünüyorum.
Sağ ol anne. Hazır mısın Arifciğim, çıkalım mı? Ece ne yapıyor? Karnını doyurunca mışıl mışıl uyumaya başladı. Ece sana emanet anneciğim. Zaten ben de çok geç kalmam. Önce ablanları bir arasak Oya. Dün gece görüşemediniz. Onlar arasın Arif. Hadi gidelim. Niye böyle yapıyorsun canım? Geldi geçti. Artık bu olayın üstünde durmamalısın. Ben de tam o dediğini yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de her şeyi unutmak istiyorum. Gel vazgeç şu inadından Oya. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz Arif? Peki. Anne akşama görüşürüz. Güle güle çocuklar, güle güle. Geldim. Geliyorum. Pardon, uyandırdım galiba. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Ben Jüpiter Emlak'tan geliyorum. Bunu cama yapıştırmam gerekiyor. Ne demek oluyor bu? Ev sahibi ve eski kiracıyla, yani Selim Bey'le görüştük. Lütfen zorluk çıkartmayın hanımefendi. Anne merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim yavrum. Yolculuğun nasıl geçti? Hadi gel bir an önce eve gidelim. Biraz yoruldum kızım. Ama önemli değil. Yeter ki senin mürüvvetini göreyim. İnşallah hayırlı bir kısmettir. Ne de olsa biricik kızımsın. Merak etme anne. Sizi en yakın zamanda tanıştıracağım. İnşallah. Telefonda iyi anlayamadım. Ne iş yapıyor demiştin? Dur anne, acele etme. Eve gidiyoruz. Uzun uzun konuşuruz işte. Peki Salem, peki. Gitme babaanne. Burada canım sıkılır. Niye sıkılsın evladım? Boyama kitaplarını boyarsın. Ayşe teyzen de seninle ilgilenecek ya. Lütfen ben de seninle geleyim. Anılcığım, şimdi Ece de uyanacak. Beraber ona mama yediririz. Ha, ne dersin? Hemen döneceğim çocuğum. Geç kalma ama. Geç kalma. Hadi güle güle Nermin Hanım. Dönünce bana da anlatırsın, olur mu? Anlatırım. Bakalım umduğum gibi bir şey çıkacak mı? Beni bu kadar kolay fırlatıp atamazsın seni. Beni rahatsız ediyorsun Tülay. İkide bir iş yerime gelmekten vazgeç artık. Bana borçlusun. Her istediğini yaptım. Senin yüzünden kocamdan bile ayrıldım. Ben mi dedim sana boşan diye? Ayrılmasaydın, başına ne geldiyse hepsini sen istedin Tülay. Hepsini sen istedin. Hayır, gidemezsin. Konuşmalıyız. Hüseyin, bir daha kesinlikle bu hanımı içeri almayacaksın. Anladım seni. Benim hakkımda nasıl böyle yeter, konuşursun? Tülay, yeter. Alo. Ne var Turan abi? Hemen celallenme koçum. Geçmiş olsun diyelim dedik. Fena mı? Bak Selçuk. Sana bir borcum vardı, onu ödedim. Kodes'ten benim sayemde kurtuldun. Şimdi artık ödeştik. Bak. Benim seninle bir alışverişim yok zaten. Olmasını da istemiyorum. Evet, beni kurtardın ama mecburdun. Bir daha beni arama. Sen yoluna, ben yoluma. Abla bunlar bir harika. Bu koleksiyon bütün piyasanın dikkatini üzerimize çekecek, bundan eminim. Umarım öyle olur. Bak ne diyorum. Bu modelin ilk etapta mavi ve yeşil tonlarını hazırlayalım. Ne dersin? Sen bilirsin. Neyse, kumaş seçerken en iyisine sen karar verirsin artık.
Koleksiyon hazırlıklarıyla senin ilgileneceğini sanıyordum. Biliyorum, öyle demiştim. Ama vaktimin büyük bir kısmını Ece alıyor artık. Üstelik bu koleksiyon senin ilk göz ağrın. Renklere, kumaşlara ve diğer şeylere senin karar vermen daha doğru olur. Bir sorun mu var? Biliyorsun Selçuk bir balık lokantası kiraladı. Oranın da hazırlıkları var. Selçuk tek başına altından kalkamaz. Yani koleksiyonun her şeyiyle ben ilgilenemem ama yardım ederim sana. Üstelik bu işlerde senin kadar tecrübeli değilim, biliyorsun. Peki abla. Ben başımın çaresine bakarım. Gücenmedin değil mi? Yok, niye güceneyim? Beni anlamana sevindim. Ama inan o kadar çok iş var ki lokantada. Tamam abla. Bir problem yok. Gerçekten. Bak ne diyor, bu akşam bize yemeğe gelin. Biliyorsun Selçuk harika yemekler yapıyor. İsterdim ama Ece henüz dışarı çıkamıyor ablacığım. Başka bir sefere. Aa, haklısın, nasıl da düşünemedim. O zaman biz size gelelim. Dün akşam Selçuk seni görmeyince çok üzüldü. Akşamları erken yatıyoruz artık. Malum Ece sabaha kadar uyutmuyor. Yemeği değil canım, biraz sohbet etmeye. Selçuk seninle konuşmak istiyor. Konuşacak bir şey yok. Ben her şeyi unuttum. İyi de Selçuk unutmadı. Olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Şu anda bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum abla. Ne demek? Şu demek. Hiçbir şey olmamış gibi eniştemle oturup sohbet edemem. En azından şu sıralar. Belki daha sonra. İzninle ben şimdi işçilerimin yanına gideyim. Bu kadar yeter. Fazla aç değilim de. Bu ne? Henüz adı yok. Ben uydurdum bu yemeği. Ya. Neyin var? Sana bir şey sormak istiyorum. Sor o zaman. Ama önce yemeğimden tatmanı istiyorum. Pekala. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Niye bu kadar acı? Acı yok ki içinde. Yumurta, havuç, patates, bir de domatesim yok diye bolca salça koydum. Getirsene şu salçayı. Üzerinde ne yazdığını biliyor musun? Bak, acılı, acılı. Tanrım, ne aptalım. Üzerine bakmadım. Hayatımda ilk defa yemek yapıyorum da. Bir dahaki sefer birlikte yaparız. Özür dilerim. Önemli değil. Bana bir şey soracaktın. Boş ver. Hadi. Biz ne yapıyoruz Murat? Yemek yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Acılar yiyoruz. Dalga geçme. Yani demek istiyorum ki birlikte oluyoruz. Geziyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Ama sen evlisin Murat. Yakında boşanacağım. Ya tekrar bir araya gelmeye karar verirseniz? Ya barışırsanız? Böyle bir şey olmayacak.
Ben gittikçe sana bağlanıyorum Murat. Ve seni kaybetmekten korkuyorum. Bunu şimdiye kadar hiç yaşamamıştı. Kimse beni kaybetmekten korktuğunu söylememişti. Biliyor musun? Sanki tüm o kötü günlerin ödülü sensin. Ruhun, kalbin, sen. Öyle güzelsin ki. Bazen gerçek olduğuna inanamıyorum. Selam millet, ben geldim. Yanlış bir zamanda mı geldim? Ben çıkayım. Yok hayır gitme. Saçmalama gel buraya. Peki çocuklar, ısrarlarınıza daha fazla dayanamayacağım. Ey lastoriciler, aşk meşk durumları nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Allah yemek. Aman dur. Sakın yeme. Canım hepimize yeter, cimri olmayın. Allah Allah. İyi misin? İşin yok ya. Yok gayet iyiyim. Hayatım, minik kuşum. Hoş geldin. Merhaba sevgilim. Günün nasıl geçti? İyi geçti. Hala hazır değilsin. Oya ile konuşmadın mı? Konuştum. Oya bir süre bizimle görüşmek istemiyor. Bizimle mi yoksa sadece benimle mi? Ne fark eder ki? Sen benim kocamsın. Sana alınan tavır bana alınmış demektir. Güzelim benim. Bu kadar üzülme. Bir müddet sonra her şey düzelir. Bak, Oya şu anda çok hassas. Haklı da. Başına gelen şeyler biraz da benim yüzümden. Biliyorum Selçuk ama o da şunu bilmeli ki bunları isteyerek yapmadın sen. Hayat, ona biraz zaman tanımalıyız. Yaşadıkları öyle hafife alınacak şeyler değil. Anlayışlı ol biraz. Olamam Selçuk. Oya seni dışlayarak beni de dışladı. Bunu affetmem mümkün değil. Demek yarın kızın annesiyle tanışıyorsun. Hadi bakalım hayırlısı. Hiç bana göre değil baba. Hemen gidip isteseydik de olup hisseye düşmüş. Olur mu öyle şey oğlum? Kadıncağız önce seni bir görecek, tanıyacak, anlayacak. Beğenirse bizi çağıracak. Sen de gelsen anne. Ben şimdi ne konuşurum annesiyle? Üstüme iyilik sağlık. Amca ben de seninle geleyim mi? Niye? Kayınvalidelerle nasıl konuşulur onu mu öğreneceksin? Dede söz vermişti. Tamam. Ne oluyor ya bana da söyleyin. Nermin kim geldi? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım buyursanıza. Sağ olun Mustafa Bey, işim var, teşekkür ederim. Yine bebek muhabbetine daldılar herhalde. Yok altını şöyle bezleyelim. Yok onu yedirmeyelim gaz yapar. 15 gündür tek konuları bu. Ben bakarım. Alo? Anne? İyiyim. Babamı versene. Ona bir şey diyeceğim. Baba? Nasılsın? Ne oldu biliyor musun? Oya teyzem polislerle... Alo? Nihat oğlum? İyiyim. Anıl mı? Banyoya gitti. Yok, hiçbir problem yok. Oyalarla polisiye bir film seyretmiş de onu anlatıyor. Babanı veriyorum. Alo Nihat, nasılsın oğlum? Ne oluyor yok, yok, bir şey ya? Yok. Niye kapatıyorsun ağzımı? Hadi sen içeri git bakayım. Nasıl gidiyor tatiliniz? Uyudun mu? Hayır. Ne düşünüyorsun? Bütün akşam ağzını bıçak açmadı. Canım bir şeye mi sıkkın? Bir şeye değil, birçok şeye.
Bütün olup bitenlerden sonra başıma bir de İsmail Bey sorunu çıktı. İsmail Bey mi? O da kim? Şu Almanya işi vardı ya. Hani sen telefonla halletmiştin. Ne olmuş ona? Adam ortalarda yok. Cep telefonu da cevap vermiyor. Herhalde bütün bu olanları duyunca bana iş yaptırmaktan vazgeçti. Sıkma canını. Başka işler yaparsın. Bu şöhretli mi? Atölyesinde uyuşturucu araması yapılan, iki adamı ölü bulunan bir iş ortağını kim ister ki? Üstelik. Evet, üstelik. Aysu ablam da hiçbir şey olmamış gibi hep birlikte yemek yiyelim diyor. Canım ne var bunda? Ne mi var? Arif, o adamın yüzünü bile görmek istemiyorum. Hayatımı mahvetti. Sakin ol canım. Sinirlenme. Peki sen ne dedin? Görüşmek istemediğimi söyledim. Üzülmüştür. Galiba. Bana alasmarlık bile demeden gitti. Keşke ablanı üzmeseydin Oya. Bu tepkiyi hak etmiyor. Ya ben? Ben bu olanları hak ediyor muyum? Arif, tırnaklarımla kazıdığım her şey darmadağın oldu. Aa amca, artist gibi olmuşsun. Hadi git lan. Ah benim yakışıklı oğlum. Ne de güzel yakışmış bu kıyafet sana. Anne ya, kravat takmasan bari. Zaten bu sıcakta pişeceğim bunların içinde. Olur mu hiç evladım? Ciddi iş yapmaya ciddi kıyafetle gidilir. Bu işler zordur oğlum. Evleninceye kadar mecburen çekeceksin. Giderken çiçek almayı unutma, tamam mı? Anne, ben ne anlarım çiçekten? Senin anlamana gerek yok oğlum. Çiçekçiye kız bakmaya gidiyorum de. O uygun bir şeyler hazırlar. Çiçekçiye mi söyleyeceğim nereye gittiğimi? Olur mu öyle şey ya? Hadi Nermin. Çocuğu lafa tutma da geç kalmasın. Dediklerimi unutma Sıtkı. Saygılı ol. Soru sormadan lafa karışma. İçkin kumarın olmadığını da söyle. Tamam anne. Nermin. Hadi güle güle oğlum. Kendine ait bir evin olduğunu da söyle mi evladım? Söylerim anne. Amca, iyi şanslar. Sen sus bakayım kerata. Geç içeri. Aman oğlum. Düzgün otur kadının karşısında. Yayılma. Önce terbiyeye bakarız biz. Anne yeter ya. Dün geceden beri bunları en az 10 kez söyledin. Anladım. Hadi görüşürüz. Güle güle evladım. Bakalım bir işe yarayacak mı? Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin Murat. Nasılsın? İyiyim Ziya abi. Pek vaktim yok. Galeriye gideceğim. Şey için uğradım. Boşanma işlemleri başladı mı diye sormak için. Tülay hala aramadı. Aramasını bekliyorum. Biz dava açalım o zaman. Karşı tarafın açması boşanmayı hızlandırır Murat. Demek bu işin çabuk bitmesini sen de istiyorsun. Hem de çok çabuk. Hazır sen buradayken bir Tülay'ı arayayım. Ondan haber beklediğinizi söyleyeyim. İyi olur. Alo, Tülay Hanım. Benim, avukat Ziya. Aa, merhaba Ziya Bey. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Dava mı? Evet, haklısınız. Vaktim olmadı. Tabii tabii açacağım. Murat hızlanmasını mı istiyor? Öyle mi? Tabii, merak etmeyin. Oldu, görüşürüz. Ne oldu? Murat blöf yapıyor. Ziya Bey'e hemen boşanmak istediğini söylemiş. Aklınca benim dikkatimi çekecek. Ya ciddiyse? Değildir. Murat'ı bilmez misin yenge? Her şeyden vazgeçer, benden vazgeçemez. Hem ciddi olsa ne yazar? Bence kocana dönmelisin Tülay. Bak, Selim denilen bu adam da istemiyor seni. Aklını başına topla. Dön evine. Beni istemiyorsan söyle yenge. Param var. Başımın çaresine bakarım. Ben senin yaşantını ayak uyduramam Tülay. Üstelik senin için endişeleniyorum. Murat iyi bir çocuk. Seni de çok seviyor. Bence onu kaybetme. Teşekkür ederim Sıtkı. Çok güzel çiçekler. Bir şey değil. Çok gerginsin Sıtkı Bey oğlum. Şey, evet. Bu ilk kez başıma geliyor da.
Kızım seni beğendiğine göre eminim doğru dürüst bir insansındır. Öyle görünüyorsun zaten. Teşekkür ederim. Sen hem benim tek çocuğum, hayattaki tek varlığım. Hak verirsin ki onun mutlu olmasını istiyorum. Tabii efendim. Yanlış anlamayın. Sizi buraya sınamak için çağırmadım. Bir tek şey soracağım. Onu mutlu edebilecek misin? Elimden geleni yapacağım efendim. İnşallah evladım. Benim gibi yaşlı bir kadının bugünden sonra tek arzusu biricik kızının mutlu olduğunu görmektir çünkü. Anlıyorum efendim. Söyle bakalım usta. Bu iş bize kaça patlar? Merak etme abi. Anlaşırız o konuda. Anlaşırız falan yok. Yapılacakları anlattık. Bize bugün bir fiyat çıkarıver. Malzemeler sizden olursa 300 milyonu hallederiz. 300 milyon çok değil mi? Çok olur mu abla? En az 10 metre boru değişecek. Musluklar, evye, banyonun rezervuarı komple yenilenecek. Badana boya var. Peki malzemelerle beraber kaça çıkar bu iş? 500-600 milyonu bulur. Bak arkadaşım. Ben bu 300 milyonu sana veririm. Ama dükkanın her yeri çiçek gibi olacak. Anlaştık mı? Anlaştık abi. İstediğin gibi olmazsa kuruş ödeme. Ne zaman biter peki? Malzemeler yarın gelirse pazara kadar bitiririm. Hı hı. Sen bana tam bir liste çıkar önce. Ne gerekiyor bilelim. Tamam abi. İyi günler. Güle güle. Kazıklandık gibi geliyor bana. Ne bileyim. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Burayı yeniden açıyorsunuz demek. Eskiden buraların en ünlü lokantasıydı. Çocukluğum bu masaların arasında geçti. Kusura bakmayın. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Korhan. Selçuk. Memnun oldum. Karım Aysu. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Çocukluğum burada geçti dediniz. Bundan 8-9 sene öncesine kadar burayı babam işletiyordu. Vefat edince devretmek zorunda kaldık. Emlakçının anlattığına göre sonradan kimse tutunamamış burada. Kolay kazanç yapmak istediler. Kalite düşüp fiyatlar artınca müşteriyi kaçırdılar. Peki sen bu lokantacılık işinden anlar mısın? Anlamak mı? Çocukluğum bu lokantanın mutfağında geçti. Aradığımız adamı bulduk galiba hayatın sonunda. Merhaba. Merhaba hocam. İşte para. Ne parası bu? Arkadaşıma araba almıştım ya, onun parası. Merhabalar Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba Funda. Tatiliniz nasıl geçti? Çok güzeldi. Dediğim faturaları çıkarttınız mı Funda Hanım? Evet Ali Bey, hepsi hazır. Teşekkür ederim. Funda Hanım'ı işten çıkarttığımı sanıyordum Ali Bey. Evet, öyleydi. Peki niye hala burada? Bu konuda Mustafa Hocam'la konuştuk. Funda Hanım'ın hizmetlerini göz önüne alınca kalmasına karar verdim. Şu hale bak. Motoru bir kere açıp kontrol ettirmemişler. Önce bir yıkayın, sonra nesi var bakalım. Tamam usta. Vay usta, bu ne şıklık böyle? Vay usta, damat gibi olmuşsun maşallah. Baba bunları anlattın mı yoksa? Ben bir şey anlatmadım. Bana bakın, dalga geçerseniz kötü yaparım ha. Yok abi, ne dalga geçmesi ya? Sıtkı ustanız evleniyor. Ne? Evleniyor mu? Tebrik ederim usta. Tebrikler usta. Nasıl geçti? Hiç bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Bu işler böyledir. Cumartesi akşam bekliyorlar. Sıtkı usta, biz de artık borsacı olduk. Borsacı mı? Sen ilgilenmeyince Hasan Usta'ya rica ettik. Bizim için birkaç kağıt aldı. Oğlum 3 kuruş paranız var, onu da borsa morsa derken batıracaksınız. Ne yapalım usta? Ümit kapısı işte. Dua edin de paranız batmasın. Gel biraz büroya geçelim. Neler konuştuğunuzu merak ediyorum. Motoru yıkayınca haber verin. Tamam usta.
Al anneciğim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Niye öyle bakıyorsun anne? Özlemişim seni. Neden gelip İstanbul'a yerleşmiyorsun? Ne yapacağım İstanbul'da? Yakınımda olursun fena mı? Çok uzakta sayılmam ki. Özledikçe gelip giderim. Seni üzen bir şey mi var? Yok. Sıtkı Bey iyi birine benziyor. Olgun, oturaklı, hali vakti de yerinde. Öyle. Aranızda biraz yaş farkı var. Ama kafalar denk olduktan sonra o da önemli değil. Sanemcim, Sıtkı ile evlenmek istediğine emin misin? Tabii ki. Ben de artık bir yuva kurmak istiyorum. Sıtkı bunun için uygun bir erkek. Peki onu seviyor musun? Zamanla seveceğime eminim. Ne kadar şirin değil mi anne? Bilmem, biraz pazar işi gibi. Olsun, düşünmeleri yeter. İşçilerin seni çok seviyor herhalde. Severler. Altında mı almışlar? Ya, ne kadar masraf etmişler. Bu sıcaklar öldürecek beni. Duş mu aldın oğlum? Aldım ama bir işe yaramadı anne. Çıktığın gibi saçın başın kuruyor. Televizyonda söylediler. Yüzyılın sıcakları geliyormuş. Kıyamet geliyor, kıyamet. Ay anne, korkutma bizi. Alo. Merhaba. Evet. Tabii vereyim. Turgut Bey Almanya'dan arıyorlar. Komşunuzmuş. Hayırdır inşallah. Alo. Merhaba Şükrü Bey. Ne? Aman Allah'ım. Çok hasar var mı? Anlıyorum. Sağ olun Şükrü Bey. Sağ olun. Yarın döneriz sanırım. İyi günler. Ne oldu Turgut? Dazlaklar dükkana saldırmış. Çok hasar var mıymış? Birkaç dükkanı yağmalamışlar. Bizimkinin sadece camları kırılmış. Hay Allah. Peki ne olacak şimdi? Şükrü Bey camı taktırmış. Ama yine de dönsek iyi olur. Haklısın. Yarına uçak bulursak hemen dönelim. Aksiliğe bak. Neyse, ben yarın sabah bilet işini hallederim. Sıcak bir gece değil mi? Ne işin var burada? Geçiyordum, uğradım. İçeri girebilir miyim? Buyur. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim. Sen de oldukça iyi görünüyorsun. Sağ ol. Niye geldin? Seni görmek istedim. Boşanmak için acele ediyormuşsun. Bu değişikliğin sebebi ne? Karşı çıkmanın bir yararı olmadığını anladım. Yani sonunda benden vaz mı geçtin? Evet. Emin misin? Bak Tülay. Artık hayatımda başka biri var. Ve ben onu seviyorum. Başka biri mi? Evet. Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Blöf yapıyorsun. Benden bu kadar çabuk vazgeçemezsin. Çoktan vazgeçtim. Beni kıskandırmaya çalışıyorsun. Böylece sana döneceğim, değil mi? İstediğin gibi düşünmekte serbestsin. Ama şunu bil ki... Artık hayatımda sana yer yok. Peki kimmiş bu şanslı kız? Bu seni ilgilendirmez. Eğer başka bir şey yoksa bu ziyareti noktalayalım. Beni hala seviyorsun. Güle güle. Nasıl üzüldük bilemezsiniz. Ya.
Allah'tan fazla bir zarar vermemişler. Geçen sene alt mahalledeki dükkanların hepsini kundaklamışlardı. Peki Ayşe Hanım, kimse bu serserilere dur demiyor mu? Kim ne yapacak ki Mustafa Bey? Sonuçta kimse yabancıları istemiyor. Hadi çıkalım artık. Uçağa geç kalacağız. Tamam oğlum. Efendim, İyi yolculuklar. Her şey için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Efendim, sağ olun efendim. Ha işte Murat da geldi. Ne yapıyorsun da bu arabayı zırt pırt bozuyorsun? Bilmiyorum. Eski arabamda böyle sorunlar olmuyordu. Bozuk araba mı sattın kıza? Ha? Araba hazır usta. Nesi varmış? Meme tıkanmış. Benzinden olsa gerek. Hallettiniz mi? Tertemiz oldu usta. Artık problem çıkarmaz. Sağ ol Murat. Önemli değil. Akşama ne yapıyorsun? Bilmem. Bir programım yok. Bugün fazla bir işimiz yok. İstersen çıkabilirsin Murat. Hadi siz de işinize bakın. Hayret bir şey ya. Abi, tek başına idare edebilecek misin? Merak etme, idare ederim. Hadi hadi, siz gidin gezin. Arabayı arkaya alın çocuklar. Sağ ol abi. Tamam usta. Hadi yalnız çıkalım. Buradan sola dönün. Evet.